Arefe günü. İslam'da Arefe günü tektir. Kuşlu Arefesi vardı İslam'da. Biz halk arasında Ramazan bayramında bir gün Arefe deriz ama Arefe'de bir şey yok aslında böyle. O gün Ramazan günüdür. Ramazan da o gün böyle. Yoktu böyle. Yalnız kurban bayramı Arefesi vardır. Arefe halkı hacca giderler. İşte İslam'da Arefe günü sabahımızdan farzdan sonra başlıyor. Bu tekbir getirilmeye 23 vakit devam ediyor. Ediyor. Önce iki tekbir, tehlil, yine sonra iki tekbir ve hamd. Önce iki tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hanefi'de, Şafi'de üç tekbir vardı Şafi'de. Hanefi'de iki tekbirdi bu arada. Anlamını da biliyorsun geçti de, kısa anlamını vereyim inşallah. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. Ona teslimiyet. Yani onun, onun hükmümüz yaran diye alemde sadece. Onun iradesi geçerli. Her şey aciz. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok. Yok ona ilah. Uluhiyet. Yani kulluk edilecek, itaat edilecek, izinden gelecek başkası yok. Kim olabilir ki? Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bu tevhid meselesi. İman özü bu ama. İman özü bu. Tevhid meselesi. Nedir? La ilahe illallah. Bir insan, bir müşrik, bir kafir Allah dese, Allah inandığını söylese, Müslüman olamıyor gene. Çünkü müşrikler Allah'a inanırlardı ama Allah'a da şirk koşarlardı ama. Bazı heykel putuna tapınırlardı böylece. Demek ki bir insan Allah'tan başka kişileri putlaştırırsa, ilahlaştırırsa, onların görüşünü benimsese, ideoloji benimsese, her ne kadar Allah dese de bu kişi o zaman müşrik olur muhtemelenler. Müşrik. Eğer bir insan Allah'ı inkar ederse buna kafir deniyor bakın. Buna kafir deniyor. Ne gerekiyor? Tevhid, tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. O kadar bunun anlamı geniş ki muhteremler. O kadar geniş ki böylece. Yani bir la'nın anlamı var böyle. İlahinin var böyle. La nefi deniyor. Olumsuzluk böylece. Nefi diye böyle. İlahe, ilah yok. Yani kişi burada ne yapıyor? Bir şöyle kalbine başlıyor. Bütün bir alemi devrediyor. La ilahe. Yok, başka ilah yok. Ne var varlıklar insanın dışında? Hayvanlar var. Cinler var. Melekler var. Cansızlar var. Dağlar, taşlar, denizler, yıldızlar, şunlar bunlar var. Böylece. Kişi ne yapacak burada? Şöyle hepsini bir devrecek, dolaşacak şöylece. Hangi ilah olabilir, hangisi ilah olabilir bunların? Güneş ilah olabilir mi güneş? Bir atom yığını. Dağlar ilah olur mu dağlar? Ne al kazmayı vur. Vur makineyi dağı paramparça ele. İlah olur mu? Dikilen bir taş ilah olabilir mi dikilen taş? Ağ çekici vur. Al barizi vur, kır. İnsan acizdir işte. İnsan acizdir muhtemelen. Ne deniyor değil mi öyle? Efendim işte kanser yeni düşüyor, kanser yeni düşüyor kansere. Yeni düştü. Nedir kanser? Topla bir avuç mikrof. Gözle görmeyen küçük kurçuklar böyle şey. İnsan yeni düşüyor bunlara. Ya. O halde bak, la ilahe hayır ilah yok böyle şey. İllallah. Buna ispat dönüyor. Önce nefi, ispat. Nedir nefi? Önce şirkleri atma, koparı atma bunları. Temizleme herhalde. Kalbi temizleme. Gönülde, kalpte Allah'tan başka ne varsa çıkıp atma bunlara bakın. La ilahe. Önce temizleme,
ondan sonra onarım. Önce defi zarar, ondan sonra cel mefa denir. Önce defi zarar. Önce zararı giderme. Mesela savaş oluyor, düşman bombalıyor. Bombalayan yeri o anda kişi onaramaz. Ne gerekiyor? Önce düşmana karşı durma gerekiyor. Önce zararı giderme gerekiyor. Ondan sonra onarma gerekiyor muhtemelen. Önce burada nefi bakınız. İki tekbir başta Hanefi'de, şah üç tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber bak. En büyük Allah. Yergek onun böyle. Mülk onun. Egemenlik onun. Onun dilediği olur. Arkadan bak tevhid geliyor. La ilahe illallah. Başka ilah yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İki sefer yine burada. Ondan sonra da hamd. Velillahil hamd. Velillahil. Velillahi Allah'a aittir. Ona mahsus, ona özeldir. Elhamdü hamd. Yani ne kadar hamd, övgü, şükür varsa hepsi Allah'a onun hakkıdır. Ne kadar verdi mi? Sonuç nasıl bağlanacak? Ve illahi hamd. Bütün hamd, övgü, medhi hepsi ancak Allah'ın hakkıdır. Yani filan kişi efendim çok akıllı, süper zeka. Nereden almış zekayı? Para almış zekayı. Nereden almış zekayı? Eğer zeka payla olsa, bir işte zenginler var. Beyni özgürlükleri var. Payla olsa böyle. Efendim işte boyu posu güzel. Kendim öyle oldu. Ana rahminde yaratım aşamasında, ana rahminde. O yaratım aşamasında kim karıştı kendisine? Yani kim o da bir seçenek yapabildi? İşte ben kız olacağım, erkek olacağım, sarışın esmer olacağım. Buna kim karıştı? Kimse muhtemelen. Bunun için demek ki Allah büyüktür. Başka ilah yoktur. Bütün övgü ona mahsustur.